güler yüzünüzü görünce biz de iyi olduk. Battal gazimizi beğendiniz mi? Nasıl? Mangil nasıl? Ne? Bir abla için. Görüşürüz. Malatyalı öğretmen. Ben de Eda Baltacı, siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler ikinci sınıf öğrencisiyim. Ombudsmanlık topluluğunda üslup başkanımızın yardımcılığını yapıyorum. Bilge Hatun Güç, İnönü Üniversitesi'nde siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler öğrencisiyim. Aynı zamanda Milli Türk Talebe Birliği'nde Ombudsmanlık'ta Yusuf Başkanımızın başkan yardımcılığını yapmaktayım. Adım Selim Sena Kısırta. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisiyim. 4. sınıfım. Aslan Malatya'yı. Ben geliyorum. Bilgisayar Mühendisi 1. sınıf öğrencisiyim. Herkese merhaba. Ben Gülsüm Sümer. Malatyalıyım ama İstanbul'da yaşıyorum. Bilgisayar Mühendisi 1. sınıf öğrencisiyim. Şule Sarıcan. PDR okuyorum. 1. sınıfım. Hataylıyım. Topluluğumuz Kamu Denetçiler Kurumu'nun üniversitemizde ombudsmanlık teriminin yayılmasını kolaylaştırmak için kurdurduğu bir topluluktur. Şehrimizde de Milli Türk Talebe Birliği önceliğinde kuruldu. Hukuk, İktisadi Bilimler Fakültesi alanlarında daha çok çalışmalar yapıyoruz. Bunun dışında tüm fakültelerden bu konuya ilgisi olan arkadaşlarımız zaten aramızda katılıyorlar. Bunun dışında hukuk akademileri, hukuk okumaları, teknik geziler, kültürel geziler, siyaset okumaları öğrencilerimize hem bu Kamu Denetçiler Kurumu'nun bilgilendirmesiyle haklarını öğretmek için çalışmalar yaparken aynı zamanda onları sosyal, kültürel ve akademik olarak hayata hazırlamaya çalışıyoruz. İnönü Üniversitesi'nde Ombudsmanlık Topluluğu ile beraber bugün bir gezi programı içerisindeyiz. Ve bu gezi programında Battalgazi bölgemizde yer alan tarihi yerleri birlikte hep beraber gezdik. Tabii ki bu süreç içerisinde Battalgazi Belediye'miz ve Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in destekleri her zaman yanımızdaydı. Şu anda hep beraber geziden sonra bir yemek yiyeceğiz. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Bugün düzenlenen gezi arkadaşlarımızla beraber gezdik. Ombudsmanlık topluluğuyla beraber Aslantepe Höyü'ne gittik. Bayağı güzel, eğlenceli zaman geçirdik. Battalgazi'nin birçok yerini gezdik, tarihi yerleri gezdik. Bunun için Battalgazi Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Bu akşam Battalgazi Belediyesi olarak özellikle dışarıdan gelip ilimizde okuyan öğrencilerimize sosyal tesisimizde misafir etmiş olduk. Tabii özellikle okulların açılmış olduğu ilk dönemlerde bir feveran, bir yaygara koparılmaya çalışıldı. O gün de öğrencilerimizin yanındaydık Battalgazi Belediyesi olarak hem devletimiz olarak. Bugün de öğrencilerimizin yanındayız. Bugün tekrar kendilerine sorduğumuzda Malatya'da, Battalgazi'de özellikle üniversite kaydınızı yaparken herhangi bir sorun, sıkıntı yaşadınız mı dediğimizde ilimizde, ilçemizde herhangi bir sorun, sıkıntı yaşanmadı ki Malatya'mızda iki tane üniversite var, yaklaşık 50 bin civarında öğrencimiz var. Tabii öğrenciler birbiriyle etkileşiyorlar, etkileniyorlar. Özellikle kültürel böyle alışverişleri, insanların birbirlerini tanımaları, öğrenciliği biz de yaşamış olduk. Bölgeler arasında insanların bölgelerde yaşayan insanlar ve vatandaşlar hakkında farklı yorumları var. Biz bu yorumları ortadan kaldırmak, hepimizin Türkiye'li olduğunu, hepimizin Türkiye vatandaşı olduğunu, bu vatanın bizim ortak vatanımız olduğunu, bu bayrağın bizim bayrağımız olduğunu, bunlara sahip çıkmamız gerektiğini, sahip çıkamayan ülkelerin bugün ne tür sorunlar, sıkıntılar yaşadığını ve birçok emperyal bilgilerin, olumsuz bilgilerin genç kuşak üzerinde denendiğini, yorumlandığını, dilimizin döndüğünce öğrencilerimize hoş bir sohbetimiz oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine üniversitedeki öğrenci gruplarımızla belli aralıklarla bir araya gelip hem kendi Malatya kültürümüzü tanıtmak hem onların kültürlerinden, bilgilerinden, katkılarından istifade etmek. Diğer de önemsediğimiz Battalgazi'mizde 3 tane şu an aktif ve kısa sürede aktif olabilecek 3 tane gençlik merkezimiz var.
üniversite gençliğiyle lise gençliğine, ortaokul gençliğini bir araya getirmek, olumlu yönden birbirlerinden etkilenimlerini sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Ve bugün dönüp baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ilk günden ifade etmişti. Bazı gruplar öğrenciler üzerinden emellerini gerçekleştirmek istiyorlar. Malatya'daki buradaki öğrencilerimize de devletine daha doğrusu güvenmelerini, bize güvenmelerini, bir ihtiyacı olduklarında bizim anne baba şefkatiyle onlara yaklaşacağımızı, onlara herhangi bir olumsuzluğu hissettirmeyeceğimizi ifade ettik. Öğrencilerimiz ayrıldıklarında her bir öğrencimizin yüzünde ayrı bir tebessümü gördük. Bu tebessüm de bizi mutlu etti. İnşallah bu tür programlarımız sıklıkla devam edecektir diye ifade etmek istiyorum.